en iyi cemaat cami cemaati demiş yazarın birisi. Doğru demiş. Cami cemaati olmayan cemaat öbür türlü ben falan hocanın talebesiyim. Namazı camide kılıyor musun? Yok. Sen kimi talebesi olursan ol. Cami cemaati olmadıktan sonraki cemaatler işte FETÖ gibi bu duruma yarın bir gün gidebilir. Nasıl imamın arkasında kılınmaz diyorsun onun bunu. İlla bizden olacak. Kim dedi sana bizden olacak? Müslümansa adam ehli sünnet adam arkasında kılınır. Ne yapacağız yani? Mekke'deki, Medine'deki imamların itikadında bile sorun olduğu halde hani kafir diyemeyiz. Çünkü kafir desek uyamayız. Kafir denenmeyecek şekilde sorunlar var. Vehhabilikten dolayı. Ama biz ehli kıbleyi tekfir etmiyoruz. Zaruriyatı inkar etmedikçe. Hal böyle olunca Mekke'de ne de uyuyoruz namaza? Nerede bölücülük yapıyoruz? Bundan dolayıdır ki bizim cemaatleri yani tasavvuf ehlini diyeyim ha. Tasavvuf ehlindeki cemaat. Asla bunlarla kıyas edilemez. Ama nereden geldim? Yani bunlar batıl idi ama batıl köpük gibi üste çıkmış idi. Üste diye güvenenler şimdi köpük attı boşuna gittiler. Ve hatta zararlarına döndüler. Ama su insanlara fayda veren hak idi ve yer yüzüne kalacağını Rabbim vaat etti. Onun için bu eli sünnet vel cemaat itikadını açlayan hoca efendiler, medreseler, talebeler hangi cemaatte olursa olsun bunlar Ehl-i sünnet olma kaydıyla İskender Paşa me menzil cemaatleri bunlar. Topbaş ve cemaatleri bunlar hepsi. Hak ve hakkat üzeredir, el-i sünnet üzeredir. Bunların hepsi kalır Allah'ın izniyle. Bunlardan da kimseye bir zarar gelmez.